Merhaba sevgili seyirciler, çok güzel bir gün diliyorum. Yine çok değerli bir konuğum var. Güzel şeyler konuşacağız, güzel şeyler paylaşacağız. Yaşam üzerine konuşacağız, eğitim üzerine konuşacağız, gelişim üzerine konuşacağız. Biraz da iş hayatı üzerine konuşacağız. Çünkü çocuklarımız büyüyorlar, büyüdükleri zaman iş hayatına girecekler ve onları orada bekleyen çeşitli kolaylıklarla birlikte çeşitli zorluklar var. Çok değerli konuğum Şerif Hocam. Şerif Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Aynı güzel dileklerle bizden hocam. Şimdi Şerif Hocam siz bir uzmansınız, siz bir profesyonelsiniz. Sonuna kadar saygı duyuyoruz. Şimdi biraz böyle damarlardan girelim istiyorum yine. Böyle bir hard skills var. Böyle işte evet. O diplomayı aldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Bir de soft skills var. Yani böyle kişisel beceri seti gibi belki ifade edilebilir. Evet. Biraz buralardan bahsetmenizi rica etsek. Şimdi ben biliyorsunuz beyin avcısıyım. Evet hocam. Ve bir sürü kimseyle mülakat yapıyorum. Aha. Mülakatlarda tabii ki bir numaralı konu o kişinin girmesi gerektiği pozisyonla ilgili yeteri kadar tecrübesi var mı, bilgisi var mı? Ama bugünkü dünyada bu soft skills dediğimiz, yani ölçülemeyen bilgiler, aslında ölçülebiliyor ayrıca bir şekilde, onu da anlatacağım. Lütfen. Bunlar çok çok önemli. Çünkü soft skills'de en büyük işte başarısızlık soft skill'deki eksikliklerden oluyor. Heh, orayı biraz anlatabilir misiniz Sayın Hocam lütfen? Mesela uzlaşmayı bilmiyor veya ekip kurmayı bilmiyor. Yani ekiplerini insanları yeteri kadar hissi olarak tanıyamıyor. Empatisi yok. Anladım. Anladınız mı? Aha. Veya komünikasyon problemleri var. Bakın en önemli konu iyi yapanın sırtını sıvazlamaktır. Tamam. Burada bunu mesela adam belki dünyanın en iyi finansçısı, nefis neticeler aldılar. Ama ekibinin sırtını sıvazlamıyorsa o ekip onu sevmeyecek. Ve sonunda da iyi bir lider olmayacak. Anladım. Yani tamam. Bu tip böyle bir sürü... Birkaç tane daha saysanız olur mesela komünikasyon, uzlaşmacılık, problem çözme becerisi belki. Evet. Problem çözme becerisini sayabilir miyiz oraya? Problem çözme tabii. Cömert olmak. Cömert olmak ne demek hocam? Yani biliyorsa bile yani yine de sizin tanımlama olarak rica etsek. Benim tanımlamam altındaki kişilerin yetersiz olduğu alanları tespit edip onlarla o alanlarda iyileşmeleri için vakit geçirmek. Hı. Yani İnsanlara biraz kendi bilgileriyle o boşlukları doldurmak. O kişileri iyi yetiştirmek. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Ben şunu soruyorum. Mülakat yaparken kilit sorumdur bu. Tamam. Siz kendi altınızdan kaç kişiyi bir üst pozisyona yükselttiniz? Yani cömertlik bir de bundan. Mesela diyorlar ki... Eğitiyor yani. Evet. Mesela, ve geliştiriyor değil mi? Mesela bir içecek firmasında... Tamam hocam. Kazakistan'a genel müdür arıyorlar. Tamam hocam. Diyorlar ki Ahmet var, bir de Selin var. Hı hı. Ama Selin'in İngilizcesi iyi değil. Onun tamam. için Ahmet'i yolluyor. Ama Selin, orada cömert olacaksınız. Ona da şans vereceksiniz. İyiyse o da gider orada İngilizceyi de öğrenir ve çok da güzel işler de yapar. Yani bir cömert olmanın şeyi biraz güvenmek. Anladım. İnsanlara. Peki orada mesela Selin Hanım diyeyim ben ya da. Evet. Yani Selin Hanım mesela. Selin Hanım'ın öğrenebileceğine dair de güveniyorsunuz. Tabii. Orada kendini geliştireceğine dair de güveniyorsunuz. Bu bir soft skills diyebilir miyiz tabii. bile mesela? Learning agility diyorlar. Heh, bunu bir anlatabilir misiniz? Orası bence kıymetli. Bugün bilimsel olarak insanların öğrenme isteği ve öğrenme kabiliyeti ölçülebiliyor. Ha. Onun için... Testleri mi var bunların? Testleri var. Ha, bilmiyorum. Learning agility'nin testleri var. Yeni bir şey öğrendim. ve bunu nasıl yapıyoruz biz bu testi? Bir case study ile. Seni diyoruz Gaziantep'e yollayacağız. İki misli maaşla. Gider misin? Gider. Yani birazcık ne kadar risk alıp nasıl hangi kararları aldığına bakıyoruz. Oradan bir çıkıyor. Ne kadar risk alan ve ne kadar yenilik yapan. Ama konuyu çok dilute etmeden şunu söylemek istiyorum. İnsanların o Selin Hanım'ın oraya gittiği zaman yani ben eğer ona inanıyorsam, hı hı. sadece İngilizce yüzünden
onu oraya yollamamaklık yapmıyorum. Ben genel ölçüyorum. Anladım. Onun soft skill'leri, başkalarıyla anlaşabilme, orada Kazakistan'a gidecek, lokal Kazaklarla bir ilişki kurabilecek mi? Ve iş çözecek mi? Orada iş çözecek mi? Yani orada bir ekip, o ekip tarafından kabul edilecek mi? Hı hı. Sevilecek mi? Anladım. Oradaki ekibi motive edebilecek. Bunlar hepsi o kadar önemli olaylar ki. Yani şimdi bunların hepsini soft skills'e yazabilir miyiz mesela? Öğrenme, motive etme. Tabii. İş takibi, yeniliğe açıklık. Güldürmek. Güldürmek. Ben diyorum ki ekibini güldüremeyen biri iyi bir lider değildir diyorum. Tamam. Bir dakika, bu da soft skill. Aha. Güldürebilmek. Çünkü güldürdüğünüz zaman birazcık da seviliyorsunuz o zaman ekip tamam. tarafından. Onun için de birazcık hayal gücünüzle kreatif olacaksınız. İnovasyon getireceksiniz. Herkesin yapmadığı işleri yapacaksınız. Mesela hiç unutmam, benim bir arkadaşım vardı, Michel Akavi diye. DHL'in Türkiye Genel Müdürü'ydü. Cuma akşamları senior ekibine bir masör tutmuştu. Omuzlarına masör yapıyordu. Yani yaratıcılığın sonu yok. Tamam. Yani ekibe siz yenilik vereceksiniz. Ve yeniliğe açıklığı da soft skills'e yazabilir miyiz hocam? %100. Yeniliğe açıklık ölçülebilen bir şey mi peki? Şöyle, bütün bu soft skill'lerin hepsinin en güzel ölçülmesi sene sonunda aldığınız diğer ekipler, o 360 feedback yapıyoruz. Aha, ya. Tamam, evet hocam. Orada ortaya çıkıyor. Yani başkaları tarafından, yani şu, senin beraber çalıştığın aynı seviyedeki insanlar seni nasıl görüyor? Üstlerin seni nasıl görüyor? Altların seni nasıl görüyor? Bazen soft skill'leri sadece patronlar için iyi oluyor insanın. Fakat altını eziyor. Yani benim söylemek istediğim bu olay İlişkiyi seçiyor. Onun için bizim bu işi yaparken de komple insanın... Sonuçta altındakilerle de ilişki kurması lazım. Bir tane daha soft skill var. Buyurun. Sözünde durmak. Ha. Yani biliyorsunuz karakter La Fontaine'in romanlarında en önemli şeydir. Söz vermek ve tutmak. Evet. O verdiğiniz söz size zarar verecek dahi olsa o tutuyor. Sözü tutmanız lazım. Anladım. Yani bunun en basit... Bunu ölçebiliyor musunuz? Bunu ölçebiliyoruz. Mesela birincisi bütçe veriyor adam. Aha. O bütçeyi tutması lazım. Tamam. Yani altında kalırsa da tutamadım demesi lazım. Yani benim söylemek istediğim... Gerçekçi iletişim. Gerçekçi iletişim. Verilerle oynamadan. Bir de şunu söyleyeyim. Soft skills'i kime yapıyoruz? Bütün bir stakeholder'lara. Yani sizin tedarikçileriniz var, çalışanlarınız var, bir sürü kimse var. Yani bu her tarafta gerekli olan bir şey. Ve bugünkü dünyada en çok para kazanan yöneticiler İngilizler. Çünkü soft skill'leri en yüksek onların. Ha, öyle bir istatistik mi var? Var. Çünkü mesela size söyleyeyim, Dubai'de 70 bin tane expatriate çalışıyor, 50 bini İngiliz. Oo. Yani çünkü... Maaş ortalamalarında fark diye bir şey var mı mesela? Var ama yani genel olarak da. Genel olarak söylemek istedim. Niçin? Adaptability. İnsanlar mesela yani dünya vatandaşı olaraktan kendilerini kabul ettirmişler. Türkler de fena değil. Bizim de 5 bin yöneticimiz var orada. Ha, 50 70 bini, 5 bini bizim mi? Evet. Güzelmiş. Yani beyaz yakadan bahsediyorum. Anladım. Üst sayı yönetici. Şimdi benim söylemek istediğim bu adaptability. Yani Pakistan'da bir fabrikada genel müdür olarak bir Türk çalıştığı zaman oradaki insanlara iş yaptırması lazım. Soft skill'leri olmazsa hiçbir iş yaptıramıyor. Teknik bir şey değil aslında iş yapmak, değil mi? Hayır, hiç değil. Teknik işi zaten biz interview'de onun daha önceki başarılarıyla ölçüyoruz. Uh-huh. Ama soft skill'i çok zor ölçüyoruz. Uh-huh. Ne yapıyoruz? Referanslarla. Yani anladım. Daha önceki çalıştığı yerlerden referans checklerle bulmaya. Kaç referansa bakmak gerekir sizce hocam? En az 3. En az 3. Referansa ne sormak lazım? Ve referansta da iki türlü referans yapacaksınız. Bir gizli referans, bir formal referans. Bir tanesini adama diyeceksiniz ki sen bana 3 tane isim ver. Aha. Ben onlardan soracağım. Ama normal olarak insan natürü
kendisi hakkında pozitif düşünenlerin yani, isimlerini belli, verir. Ne yapsın o da yani, şey normal. Değil mi normal? Evet. Onun için birazcık CIA işi gibi eski çalıştığı yerden çalışmış ve ayrılmış birini bulacaksınız. Bir de ona soracaksınız. Yani referansı ben daha geniş anlamlı yapıyorum. Daha önce o şirkete çalışmış olan, onunla bir bağı olan bir olan insana bir, yönelik olarak. Veya ve çok kolay. Bunun yani data o kadar çok her tarafta ki bugün. LinkedIn falan filan. LinkedIn ve şeyden çok kolay yapılabiliyor. Ama referans çok önemli. İşte referansa ne sormak mesela? Öyle bir trik nokta var mıdır orada hocam? Bu soft skill'leri. Tabii soft skills. Konumuz soft skills. Mesela düzgün müdür, dürüst müdür, çalışkan mıdır, sadık mıdır? Vaktinde gelir mi, gider mi? Şimdi André Gide'in Pastoral Senfoni romanında papaz çağırırlar papazı, bir ölünün evine gider. Orada bir kör kız bulur. Ona böyle eğitir, büyütür filan ama kör olduğu için de. Ama oğlu bu kıza aşık olur fakat papaz ona müsaade etmez. Halbuki soft skills'i yüksek olsa sonra sonunda neyse o bir hikaye anlatıyor. Bir sürü konuda sorular sorup hakikaten sonunda da o pastoral senfede o papazın kötü bir adam olduğu ortaya çıkar. Ha. Herkesin çok önemsediği en önemli adam aslında kötüymüş. Ha. Çünkü uzaklaştırmış o kızı oğlunda. Ya yani benim söylemek istediğim soft skill'leri için, anlamak için en önemli benim şeyim, onun raporladığı biri ve ona raporlayan biriyle 20'şer dakikalık böyle bir mülakat yapmak. Anladım. Mesela orada mesela hani C seviyesinde yani CFO ya da şey seviyesinde mesela ne mesela kritik nokta mesela? Hani soft skills'lerin sıralaması var mıdır mesela? Şimdi benim bunun bir sürü vardır. Hani var size göre yani bir benim uzman için olarak. En önemlisi. Evet sizin için, sizin baktığınız. En önemli, ben iki tane konuyu çok önemsiyorum. Diyorum ki en iyilerle çalışıyor mu? Genellikle insanlar yanlarına kötüleri alırlar ki kimse kendi yerine geçmesin. Ha. Birincisi, bu da farklı bir soft skills o zaman. Best team'i kurabilen biri mi? Anladım, tamam. Buna yani çok önem veriyorum, birinci. Evet, anladım. İkinci konuda, bu beraber çalıştığı kişileri motive edebiliyor mu? Yani onları motivasyondan sorumlu hissediyor ama mu? Ama motive edebilmek için başka soft skill'ler geliyor. Communication, social, küçük hediyeler. Takdir etme. Tatilde bir, bayramda bir mesaj. Genel mesajlar değil, özel mesajlar. İnsanlar çok basit bir şekilde çok rahat motive olabiliyorlar. İlişkiye yani ihtiyaç duyuyorlar. Yani özel bir şey lazım. Yani bütün ekibe siz nefissiniz, ben böyle yapıyorum dan ziyade daha spesifik, kişiye yönelik. Kişiye özel. Evet. O kişiyi de geliştirmenin yollarını bulması lazım. Mesela bizde yaptığımız herkese bir mentor bulduk. Bütün şirket birbirleriyle mentor oldu ve birbirlerini geliştirdiler. 3 ayda bir öğle yemeği yiyorlar. Yani mesela benim mentorum bir başka biri, onun mentoru başka biri. Şirket feedback mi veriyor orada, ne yapıyor? Feedback veriyor. Siz nasılsınız, ne yaptınız? Mesela kaliteli feedback'in özellikleri nelerdir hocam? Şimdi bugünkü Financial Times'da bir sayfalık bir yazı var feedback üzerine. %70 feedback'i sevmiyor insanlar. Ama nasıl olduğuna göre değişmez mi? Evet ama ben bu Financial Times'daki yazıya katılmıyorum. Feedback çok önemli diyorum. Tamam. Feedback'i enstitülünüze etmeniz lazım. Ne demek hocam o? Yani her Haziran ayında bir feedback olacak, zamanlaması olacak. Aha. Ve bunun bir metodolojisi olacak. Aha. Mesela yönetim kurullarının, bir kere sizle bunu konuşmuştuk, herkes birbirini değerlendiriyor, herkes de 10 üzerine 10 veriyor birbirlerine. Bu bir hakiki feedback değil. Hakiki feedback, gelişim alanları gösterdi. Gelişim alanlarını söyleyebilmek. Evet, ve yol gösterici olmak değil mi? Evet, ama kimse nazik olduğu için C-level'da başkasına kötü feedback vermiyor. Kendisi kötü feedback almaktan da çekiniyor olabilir tabii. Onun için
Bu çok enteresan bir yazıydı, bugünkü yazı. Yarısını okudum, tamamını okumadım. Dönünce okuyacağım ama feedback'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara kendilerini değiştirme fırsatı veriyor. Mesela doğru feedback vermek diye bir kavram var mıdır? Yani mesela var. Böyle hani bodoslama söylemek falan yani şey var mı? Şimdi mesela benim ekibimde bir kişi diyelim ki hiç çok iyi bir neticeleri var. Her bakımdan nefis. Tamam, ama ofise hiç gelmiyor. Ha. Ben diyor müşterilerimdeyim diyor. Onu seviyor. Ben ona diyorum ki arada bir gelirsen ofise, bu yaptığın başarılı neticeleri diğer kişilere de öğreteceksin. Yani bir de sen orada geldiğin zaman ofiste bambaşka bir bilgi alacaksın. Ya biz Pirelli ile bu işi yapıyormuşuz. Ya benim Pirelli'de bu tanıdığım varmış. Yani extrapolate edilip bir sürü yeni fikirler çıkacak ortaya. Yani ben diyalogun, komünikasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknolojiyle bunu Zoom'dan yapmak, ofise gelmeden yapmak da mümkün. Kabul ediyorum. Ama görmek iyi oluyor. Görmek de benim önemsediğim bir nokta. Bunlar hepsi soft skill'lerin şeyi. Bir tane daha var. Hiç şimdiye kadar gündemimizde kullanmadık. O da sosyal olabilmek. Mesela bazı kişiler sivil toplum örgütlerinde daha aktifler. Bu da bir önemli bir şey. İşin dışında bir dünya var. O dünyada da aktif olması lazım insanın. İnsan bazen çok iş oluyor. Ben bir zamanlar TÜSİAD üyesiydim. TÜSİAD üyesin. Oradan bir sürü tanıdım. Oradan network. Ne yapıyorsunuz? O sosyal skill'lerle başka şirketinizde elde edemeyeceğiniz bilgiler. Mesela bir voleybol oynayabilirsiniz. Veya orada da bir şey öğreniyorsunuz. Yani öğrenmeye açıklık aslında burada yine temel mekanizma. Öğrenmeye açıklık çok önemli, evet. Evet. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Mesela bir kişinin iyi takım kurup kurmadığını nasıl ölçüyorsunuz? Best team'e yönelik olarak hani... Ben şuna çok önem veriyorum. Orası biraz çünkü hassas yani. Türkiye'de ne kadar yapıldığını merak ediyorum aslında. Bir uzman olarak size sormak istedim. Ben şuna çok önem veriyorum. Bir sürü kimse hiçbir şey yapmıyor. Yani ekibi bulmuş, onunla idare ediyor. Onu değiştirmek bile istemiyor. Halbuki risk olarak mı görüyor? Evet. Bakın, kurt kuzu hikayesi. Hep bunu söylerim. Kurt şey alır. Siz de, ben de istediğim insanlarda çocukluktan itibaren çalışmayı, üretmeyi öğrenmeleri lazım. Doer olmaları lazım. Yani bir gün ofise geldiği zaman o ekipte kim var? Onda en eksik ne? Doer. Yani yapacaksın. Yapan. Yapan. Ve bu da bir soft skill. Evet. Yani hatta önemli bir soft skill. Evet. Yani vestiyeri beğenmediniz çünkü paltolar çok düşüyor. Onu siz değiştirin. Yani beklemeyin şirket kendisi değiştirsin. Yani bu, hiç yoktan yerde çöp görünce atın yani. Benim bunu söylemek istiyorum. Yani siz herkes bir büyükelçi, şirketin büyükelçisi ve genel müdürle aynı seviyede. Ben öyle görüyorum herkesi. O sorumluluğu alabilme. O sorumluluğu alabilme de bir soft skill. Anladım. Şimdi burada şöyle bir şey, geçen bir tane bir girişim hikayesi izledim YouTube'dan da, orada kurucu anlatıyor. Şirketin diyor en az diyor 8 tane çok ciddi anlamda iş çözebilen insana ihtiyacı var diyor ve sen onlarla çalışmalısın diyor. Çünkü sen her işi çözemezsin diyor. Onlar onu çözüp sana getirirler ya da sana getirmezler. Sana gerek kalmadan da işi çözerler diyor. Yani oradaki o üst düzey beceride. Buna %100 katılıyorum. Bugün 1.6 milyar nüfusu olan Çin'de Komünist Parti yönetiyor her şeyi. Evet, onun içinde 50 kişilik politbüro var ama o 50 kişinin 9 kişisi bütün Çin'i yönetiyor. O 9 kişilik, 9 tane böyle kilit adam vardır orada. Şirketlerde de böyle. Doer 8-9 kişi. Onlar kaç kişi mesela bu 8-9 kişi kaç kişiyi o
yapan dediğimiz Çin'de 1.6 milyar. O değil yani. Abi, ülke olarak söylemiyorum ben de yani şirket anlamında söylemek istedim. Hocam. Şirkette de ben şunu görüyorum. O kişileri çok önemseyeceğiz. Onların önüne fırsatlar vereceğiz ki o şeylerini daha geniş kitlelere yapabilsinler. Daha mesela sadece Türkiye'deyse bunu Rusya'ya da verelim. Yani niçin sadece Türkiye'de çalışmasın, Rusya'da da yapsın aynı görevi. Mesela ha. Diyelim ki şeyden sorumlu, Chief Information Officer, yani software'den sorumlu. Ha. Ona biraz genişletelim alanını, ona birazcık şey verelim. Bu da bir cömertlik, birazcık hızlandıralım gelişme alanlarını. Bunu ben yani önemsiyorum insanlara. Devamlı öğrenebileceği, yeni şeyler katabileceği alanları açabilmek. Öğrenmeyi açıklığı ölçebiliyor musunuz? Biz ölçüyoruz, evet. Onun bir Korn Ferry'de bir testi var. Aha. Learning Agility. Çok güzel bir şekilde ölçebiliyoruz. Bilimsel metotlarla. Anladım. Yani skalaları var. Dünya skalaları var. Geçerliliği olan. Ve belli bir, burada iyi veya kötü yok. Hı hı. Yani... Ona göre bir iş var. Ona göre bir iş var. Eğer o dünyadaki standardın paralelinde misin, biraz altında mısın, biraz üstünde misin? O işe yönelik olarak standartlar. İşe yönelik oluyor daha çok. Evet. Çünkü bazı işlerde biraz motomot çalışabilme becerisi de gerekebiliyor anladığım kadarıyla. Bazılarında biraz daha dışarı açık olması çok daha fazla gerekiyor. Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman için şunu savundum. Satışçı biri finansa da girebilmeli, finansçı biri üretime de girebilmeli, üretimci biri aynı zamanda insan kaynaklarına da girebilmeli. Multi-skill, çünkü sonunda... Çoklu beceri gelişecek. Çoklu beceri. Onun için herkesin de değişik, yani bu da bir soft skill. Evet. Yani elindekileri bırakıp başka alanda da yeni beceriler elde etmek. Çok şey öğreniyor aslında oradan, yapabilse. Yapabilse. Çok şey öğreniyor. Ve birdenbire exponential önünde bir tabii. kariyer fırsatı olmuş çok oluyor. Kariyer fırsatı, yaşam değişiyor yani şeysel evet. anlamda. Peki ikna edebilmeyi bir soft skill sayabilir miyiz hocam? Çünkü şimdi, ekibi yönetirken iknaya böyle bir kuralcılar var, bir iknacılar var, bir idare ediciler var. Hadi her şeyden biraz gerekiyor, onu da kabul ediyorum. Yani böyle standart bir şey değil tabii yaşamda. Vay şeyin La Fontaine'in hikayelerinde ne diyor? Ha. En kuvvetlinin kararı en doğrusudur diyor. Şimdi bir daha söyler misiniz? En kuvvetlinin verdiği kararlar. En kuvvetlinin verdiği kararlar en doğru. Yani en büyük anladım. Patronun verdiği kararlar en doğrusudur diyor. Tamam mı? O tabii onu hayvanlar üzerinden anlatıyor bildiğim kadarıyla. Evet, tabii. Ama ben buna katılmıyorum. Peki. Çünkü bir gerçek payı var. Ama ikna o baştaki kişiyi de ikna edebilmeniz lazım. Fikrini değiştirmeye. İkna edebilmek bir soft skills midir? İkna edebilmek sadece işte değil, ailede, aha. okulda her yerde. Ve işte öğrendiğiniz bir kapasitedir. Bu şeye de giriyor, emotional intelligence'a da giriyor. Yani sizin hangi metotları yaparsanız, mesela ben şunu hatırlıyorum, bir iş ilanı çıkmıştı. Ben oraya hiç uygun değildim. Ama ikna ettim şirketimi ve gittim o pozisyona. Tamam. Bir de son bir şey daha sormak istiyorum hocam. Biraz kısa bir vaktimiz kaldı, 1,5 dakikamız falan kaldı. Şimdi ikna edebilmeyi bir soft skills'e yazabiliyoruz. Evet. Başka bir şey soracağım. Mesela üst düzey yöneticinin ikna olabilmesi de bir soft skills değil midir? Çünkü hani biraz önce La Fontaine'den bahsettiniz ya, hani evet. en güçlü olan en iyi karar verendir ya da evet. karar veren odur tarzında. Ama mesela bazen onun alttan gelen feedback'i almış olması... İknaya açık olması, yani, yanlış mı soruyorum soruyu bilmiyorum ama. Liderlerin özelliklerinde en önemli özelliğin bence kapısı açık ve bilgiyi paylaşan olması. Bilgiyi kendinde tutan değil, bilgiyi paylaşan olması. O kişi bilgiyi paylaşırsa ve bilgi alırsa daha kolay ikna olur. Ama katı bir tutumda ben odam kapalı, geldim patron, 5. kata çıktım, odamı kilitledim, bütün gün oradayım, kimseyle görüşmüyorum. Bu kötü bir lider.
Anladım. Peki liderliğin kademeleri var mıdır? Bir de hatta şuradan sorsam hocam, transformasyonel liderlik, geliştirici liderlikle ilgili olarak bir minik yorumunuzu rica etsek. Dünyada bunun bu konuyu belki 25 dakikalık başka bir programda anlatabilirim. Olur hocam. Ama dünyanın gittiği nokta tek bir lider değil, 10 tane liderin yönettiği şirketler. Yani Sundar Pichai Google'da tek başına yönetmiyor. 10 tane Sundar Pichai var yanında. Hep birlikteler. Evet, bir liderlik ekibini iyi getirmek lazım. Anladım. Süper hocam. Yine çok güzel bilgilerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, benim adıma da yine güzel bir gün oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Herkese sevgiler diliyorum. Güzel bir gün dilerim.